Merhaba arkadaşlar, anatomi dersinin bir diğer videosuyla birlikteyiz. Alt ekstremite kemiklerini anlatmaya başlamıştık. Ve şimdi sırada tibia ve fibula var arkadaşlar. Tibia iki ucu, bir gövdesi, üç yüzü ve üç kenarı olan bir kemiktir. Fibula da aynı şekilde arkadaşlar, sayı olarak birbirlerinin aynısı. İki ucu, bir gövdesi, üç yüzü ve üç kenarı var. Şimdi şeklimize bakacak olduğumuzda, bakın, medialdeki tibia, lateraldeki fibula ve tibiaya kaval kemiği deniliyor arkadaşlar. Fibulaya ise baldır kemiği denilmekte. Bunların hangisinin lateralde medialde olduğunu karıştırırsanız eğer, hani en azından fibulanın içinde L harfi var ve lateralde olduğunu, hani fibula lateralde diye aklınızda kalabilir. Şimdi hemen neyden başlıyorum? Tibianın proksimal ucundan başlıyorum arkadaşlar. Bakın bu proksimal ve yukarıdan bakıyoruz şimdi. Tabi burada önemli olan ilk şey anterior neresi? Arkadaşlar anterior tüberositas tibianın olduğu yerdir. Yani bu sivri olan çıkıntı, tüberositas tibiayı görüyorsunuz. Onun olduğu yer anteriordur. Öncelikle bunu bir bilelim. Daha sonra medial ile laterali karıştırabilirsiniz belki. Şimdi arkadaşlar medialdeki kondil, açık yeşille altını çizdiğim condylus medialis daha büyüktür. Şimdi bunu nasıl peki hani aklımızda tutacağız? Medialdekinin daha büyük olduğunu. Şimdi genellikle medyale daha çok ağırlık verilir. Mesela ayakta da böyledir. Hani içe basma daha çoktur mesela dışa basmadan ziyade. Çünkü yer çekiminin de etkisiyle iç tarafa daha fazla ağırlık veririz. Ve bakın medialdeki de bu ağırlığı kaldırabilmek için hani daha büyük diye aklınızda tutabilirsiniz. Ve şimdi tek tek devam edecek olursak kondilden başladık. Condylus medialis, diğer taraftaki ise condylus lateralistir arkadaşlar. Ve bu kondillerin bakın içeriye doğru çıkıntıları var. Tüberkülüm dediğimiz. Yine açık mavi ile altına çizdiğim yere dikkat ederseniz eğer. Tüberkülüm intercondilare mediale. Tam karşısı yani lacivertle altını çizdiğim yer ise tüberkülüm intercondilare laterale arkadaşlar. Bir de bu ikisinin ortasında bir ne var? Eminensia intercondilaris var. Bir yüzey, bir alan arkadaş. Alan yani alanlar arasındaki bir yapı. Neden alanlar arasında? Bakın area dediğimiz açık pembe ve koyu ya da morla altını çizdiğimiz arkadaşlar ne var? Bölgeler var. Bu eminensia bu yüzeyi iki bölgeye ayırmakta ve bölgeler arasındaki yer olarak işte geçiyor. Bakın pembe ile altını çizdiğimiz yer area intercondylaris anterior, diğeri ise area intercondylaris posterior olmuş oluyor. Ve bir de bakın turuncuyla altını çizdiğimiz yer ne diyor? Facies articularis superior. Yani bu iki kondilin, iki eklem yüzeyinin ortak adı arkadaşlar. Şimdi bunun superioru varsa demek ki inferioru da olacak. Şimdi bir de gövdeden bahsedelim. Ne dedik? Bir tane de gövdesi var dedik. Ve gövdeden bahsetmeden önce bakın yukarıda tüberositas tibia yazıyor. Yani bu zaten bize nereyi gösteriyordu? Anterior'u gösteriyordu. Şimdi biz anterior'dan bakıyoruz. Ve arkadaşlar anterior'dan baktığımızda gövdede bizi ilk karşılayan bir kenar var. Bakın gövdede ve anterior'da en önde bir kenar var. Buna margo zaten anterior diyoruz. Ve bu margo anterior yüzeyi, ön yüzeyi ikiye ayırmakta. Facies lateralis, facies medialis şeklinde ikiye ayırıyor. Bunlardan hangisi medial, hangisi lateral diyecek olursanız bakın aşağıda malleus medialis var. Tabi bu malleolün medialde olduğunu nasıl bileceğiz? Şimdi arkadaşlar bunun için ben şöyle söyleyeyim. Bu kemiğin lateralinde fibula olacak. Yani bu malleus medialis'in tam karşısında fibula olacak ve o da daha aşağıda olacak. Yani bu malleol gibi onun da yine malleolü var arkadaşlar ve bunlar bir eklem yüzeyi oluşturacak. Dolayısıyla bu eklem yüzeyinin içine oturan kemiklerin çıkmasını engelleyecekler. Şimdi tibianın lateralinde fibula bu işi görüyorsa medialinde bu yapıyı oluşturacak bir malleol olması gerekiyor. Yani malleol medialde olduğunu bu şekilde aklınızda belki tutabilirsiniz arkadaşlar. Yani demek ki nedir? Facies medialis malleolün olduğu taraf, lateralis ise karşı taraftır. Tabii ne olmuş oluyor? Kenarlarda medial kenardaki margo medialis, karşı taraf lateralis değil arkadaşlar. Yine nedir? Interosseus'tur. Yani iki kemik arasındaki kenar olarak geçiyor. Çünkü biliyoruz lateralde fibula var. Daha sonra arkadaşlar bir sonraki resmimize gelecek olursak gövdesini görüyoruz şimdi. Ve tabii arkadan görüyoruz. Bakın arkadan hiç bahsetmediğimiz şeyden başlayalım. En yukarıda facies articularis fibularis var.
Bu fibula ile eklem yapan yüzü. Aslına bakarsanız uç kısımdaki yüzdür. Yani proksimaldeki bir oluşum ama önden baktığımızda ve üstten baktığımızda göremedik. Arkadan baktığımızda ancak bir kısmını gördüğümüz için şimdi söylüyorum bunu da. Daha sonra arkadaşlar bakın aşağıya doğru indikçe bir tane linea var, yani çizgi var. Linea musculis solei. Buna zaten musculus solei yapışacak arkadaşlar. Dolayısıyla yani bir kas yapışacak ve adını da zaten o kastan almakta. Ve aşağıya doğru indikçe yine nedir? Foramen nutricium var arkadaşlar. İçinden dediğimiz gibi damarlar geçmekte. Ve tabii ki arkaya baktığımızda biz neyi göreceğiz? Fasies posterior'u göreceğiz arka tarafta. Bir de arkadaşlar şunu söyleyelim. Bakın medial malleol demiştik. Malleus medialis. Şimdi bu malleolün arkadaşlar arka tarafında bakın bir de sulkusu var. Zaten şimdi malleol dışarı doğru çıkıntı arkadaşlar ve dolayısıyla bu çıkıntının bittiği yerde de biraz daha alçak olacak. Ama burada bir de ekstra sulkus var, bakın sulkus malleolus var. Yine arkadan baktığımızda görebildik bu çukuru arkadaşlar. Daha sonra devam ediyorum. Şimdi ise artık içten bakıyoruz. Korpusa içten bakıyoruz ve yine en üstte açık mavi ile altını çizdiğim fasies articularis fibularis var. Bunu artık çok daha net görüyoruz. Çünkü neden? Zaten fibula ile eklem yaptığı yüzü. Ve korpusa devam edecek olursak şimdi içten baktığımıza göre o zaman margo interosseus, yani sarı ile altını çizdiğimiz yer bizi ilk karşılayacak olan yer. Ve bu yine ikiye bölüyor yüzü, fasies lateralis ve posterior. Şimdi burada bir de arkadaşlar aşağıda bir oluşum daha var. Bu da incisura fibularis. Zaten hani fibula ile eklem yaptığı kenara bakıyorduk. Hani dolayısıyla buradaki bu oyuk yani çentiye de arkadaşlar ne diyeceğiz? Incisura fibularis diyeceğiz. Ve artık nereye geldik? Tibianın en distal ucuna geldik arkadaşlar. Burada zaten medialde ne var? Turuncu ile altını çizdiğimiz yer. Malleus medialis var. Bunun eklem yüzü tabii ki fasies articularis malleoli arkadaşlar. Ve bu eklem yüzünün devamı bakın. Yani tibianın artık eklem yüzü, en alttaki eklem yüzü fasies articularis inferior. Bir de bunun neyi vardı? Superior vardı arkadaşlar. Şimdi de inferiorunu görmüş olduk. Tabii bu resimde fibula da var. Bakın fibulanın da malleolünü gösteriyor. Ve onun da eklem yüzeyinin adı aynı. Fasies articularis malleoli şeklinde. Yani tibia ile ilgili arkadaşlar ek olarak söyleyebileceğim fazla bir şey yok. Şimdi tibiaya geçecek olduğumuzda, pardon, fibulaya geçecek olduğumuzda ise bakın fibulanın da nesi var? Bir başı var. Caput fibula. Açık sarı ile altını çizdiğim yer arkadaşlar ve boynu var bir tane. Colon fibula bu da. Tabii bir de caputta arkadaşlar ne var? Apex var. İlk defa bakın apex dedi, tepe ve gerçekten uçta tepede yani. Ve daha sonra aşağıda ise, en aşağıda ise malleus lateralis var arkadaşlar. Gövdeden daha sonra bahsedeceğim. Ve bakın bir yerde şimdi malleol varsa bunu bir mesela oyun hamuru düşünün. Elinizle bastırdığınızda dışarıya doğru çıkan yeri yani malleus olmuş oluyor. Dolayısıyla bastırdığınız yer fossa olmuş oluyor arkadaşlar. Açık maviyle altını çizdiğim yer fossa malleoli lateralis. Ve tabii ki ne demiştik yine? Sulcus'tan bahsetmiştik. Yani şeydeki sulkustan tabi bahsetmiştik tibiadaki. Bakın burada da yine aynı şekilde malleolün kenarında yine bir sulkus var arkadaşlar. Ve şimdi artık fibulanın gövdesine gelecek olduğumuzda fibulanın gövdesi çok sorulmaz arkadaşlar sınavlarda, onu söyleyeyim. Ama yine de anlatalım. Mesela yüzü 3 tane dediğimiz gibi yüzü var ve tibianın yüzleriyle aynı isme sahip. Bu anlamda kolay, aynı. Ve margolarından 2 tanesi de yine aynı. Bakın margo anterior aynı, margo interosseus aynı. Ama margo posterior siyahla altını çizdiğim yer farklı arkadaşlar. Burada nedir? Margo posterior vardır. Bu köşenin adı. Tibia ve fibula ile söyleyebileceklerim bunlar arkadaşlar. Başka sorularınız varsa tabii ki sorabilirsiniz. Bir sonraki derste, videoda ise arkadaşlar neyden bahsedeceğiz? Ayak bileği kemiklerinden ve ayak kemiklerinden bahsedeceğiz diyorum. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum.